Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle, ben bugün ne işler gördüm sevgili takipçilerim. Gaysı hala bitmedi. Yine gaysı, yine mi diyeceksiniz ama yine gaysı, yine gaysı. Şöyle, anam nasıl güzel görünüyor bu da. Cansu ile konuşuyordum İbo. Ne diyorsun? Şey videomu atmış ya, reklamını koy anne, ben yapamadım dedi de ben de onu yaptım. Şöyle kayısılarımı gösteriyorum. İçtin kahveni. İçtim, ellerine sağ ol. Afiyet olsun. Nasıl güzel ayıtladın bari, inci gibi dizdim. Nasıl uğraştım ama, 2 saat, 2,5 saattir bununla uğraşırım. Sen de yardım etseydin. Yok ya, sen de yalnız çalışıyorsun yanıyorum. Daha bir kuvasında çatıya serdim, onu da ayıtlamadan serdim. Serdin mi? He, onları serdim çiğ. Sofranın üstüne serdim ama bir şey olur mu ki sofranın üstünde? Kurur mu yani acaba ya değil bilmiyorum hani de. Şöyle çok güzel bir şekilde yaptım. İçlerini çıkardım, çekirdeklerini. Bunlar ne olacak? Bunlar reçel olacak Cansu ile bana. Bölüşecek ikimiz, yapacağım Cansu'muna. Şöyle gördüğünüz gibi. Fazlasını da leğenin içine serdim. Bunları hep yıkadım. Ondan sonra ayıtladım. Şunlar da şöyle çekirdekleri sevgili takipçilerim. O kadar çekirdeğe güzel ki. Bir de tatlı ya, kıyamadım atmaya. Bunları da yıkadım, buraya serdim. Balkona. Ondan sonra kuruttuktan sonra tekrardan doldurdum şöyle şakır şakır. Badem niyetine yiyecek bunu da Allah nasip ederse inşallah. Rabbim ağız tadına yedirmeyi nasip etsin cümlemize. Bunlar da 3-4 gün böyle güneşte duracak. Ondan sonra reçel yapacağım bunlar böyle. Anam nasıl titredi elimdeki. Daha ne kadar biliyor musunuz? Daha şurada da var bakın. Pirketlerimizin üstüne de şöyle 2 tane siniyle ayıkladım. Onları da oraya koydum. Çünkü balkonum da yürüyordu. Hepsini almaz. Onlar kışa kuruyacak orada. Kışlık kalacaklar. O yüzden onları indirmedim oradan. Orada dursunlar. 2 tane siniye yaptım onları da. Şunlar da ayrı sinilerimdeler. Şunu da ayaklı masamızın üstüne koydum. Şöyle evde yemek yediğimiz ayaklı masamızın üstüne. Pek güzel oldu. Hayırlısı bakalım. Bunları kurutacağım ondan sonra. Bu arada şöyle şuradaki... Evet, ben de içeriye koydum. Arayan soran Yasin aradı. Aramış ya, yani. Yasin? Kaya. Bizim yer. Yok. Şey. Ali abinin abisi, kardeşi. Aramış da ben daha yeni gördüm. Önce telefonun yanıma getirdiydim. Sana vereceğim. Onu da Cansu arayınca geri içeriye koydum. Şöyle şuradaki çiçekliğimizi de şöyle kaldırdım sevgili takipçilerim. Balkonun altında. Biliyorsunuz pirketlerinden burada çiçeklik vardı. Üstünde de dal çubuk sağ sol yaptım. Hiçbirisi tutmadı. Şöyle bir tane dut ağacımız var burada. Bu tuttu dut ağacımız. Dut ağacının da kenarını böyle toprağından eşim çevirmiş. Akşam buraları topladılar. Kağından kaldırdılar. Pek güzel oldu. Şöyle buranın hep tarafında görebilirsiniz. Şöyle 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 şöyle. Tam oldu yani. İyi, güzel oldu. Ne güzel oldu vallahi. Bitirdin mi? Evet. Bitirdin mi orayı? Burada kalmadı Yasemin, 2 sıra kaldı. Daha 2 sıra var değil mi? He. Hmm. Ben daha pirket gelmeyince gelemedim. Bağlantı atacağım ya. He. Nasıl pirket gelmeyince gelmedin? O gazdan bağlantı atılacak, pirket ölecek ya. He. Onun için şey atamadım. He. Hadi bakalım. Şöyle. Açık besimizin de son durumu bu. Bugün vallahi bu sefer de karşı tarafı yapıyor şöyle. Az bir köşesine kalan tarafı açık olacakmış. Şöyle kayısılarımı buradan da göstereyim size. Şöyle burada da var kayısı. Niye bunlar sıyırmış hemen? Allah Allah. Buralarda ki nereye gitmiş ya? Sıcaktan çekti. He, ne mi ki? Tabii topluyoruz sıcaktan. Ya. Birisi de orada pirketin üstünde. Buraya tam güneş değiyor diye buraya yaptım. Güzel oldu. He, bayağı bir çok toplanmış çünkü. Ot mu? He, buranın otunu tertemiz yaptıydın yine otlandı. Buranın otu bitmez ki. Burada şey çok otu mu? Yayılma onlar ki. Tavuklar yiyor diye almadım ben. Hiç güverte kalmadı mı da yazık, arı onlar. Yayılmaz olurlar mı? Yayılırlar. Şurasını şöyle tekrardan kaldırıyor. He, şu ağacı da kesseydin keşke. Keseceğim onda. Hmm, bayağı bir şey olmuş. Ama taşlar öyle düzgün caz olmamış. Niye öyle oldu? Bağlantı mı yapacaksın onu oraya? Cümleten hayırlı günler.
Tavuklar nasıl ötüşüyorlar. Songül burada malzeme döktü. Biz bugün bu arada Songül bacımın evindeyiz gene. Çay içecek. Çaya geldik. Telefon açmış, gelin de çay içelim diye. Bizim de işimiz yoktu. Kaan bugün eniştesinin CD'sini çalmaya gitti. Eşim de bugün boş. Çalışmıyor. Biz de buraya geldik. Burada da düğün var herhalde. Uzaklardan müzik sesleri geliyor. Şuradaki erikleri görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şöyle. Ben de diyorum Songül'e niye çırpmamışlar burayı de. Daha tatlanmamış bu erikler. Eşkiymiş. Çok eşki diyor. Bayağı budaklar yatmış illere. O kadar çok yani. Songül bacımın bahçesinde geçen gün çektiydim. Şöyle dolma biberlerini görüyorsunuz. Büyük büyük olmuş. Onları da eltisi toplayacağımış birezini. Bazılarını da rabiş toplayacak. Bugün dolmasını yapacağımış. Songül bacım da dolmasını yapmış. Onu da yedik bu arada. Eline koluna sağlık. Şöyle. Burası nenesinin evi Songül'ün. Bahçede meyve ağaçları var. Kayısılar da daha küçücük küçücük duruyor. Dökülmemiş de. Ufak kayısıymış. İyi değil. Şundakiler badem. Şunlar erik. Şunlar büyük erik. Orada kayısılar var. Maşallah çok verimli bir bahçeleri var. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin inşallah. Burası Gülağaç ilçesi. Songül'ün evi bayağı uzak bu tarafa. Kızların çığlıklarını da duyuyorsunuz. Çocuklar hep bir araya geldiler mi böyle şen şakrak oluyorlar. Allah'ım neşelerini artırsın inşallah. Allah'ım kar gibi nasıl ya? Niye böyle nefes alıyor Songül bu? Böyle yönüne mi dövüyorsa? Ana. Böyle mi yapıyor? Böyle mi alır nefesi? Sıcaktan mı öyle oldu ki? Kaş, kaş. Biraz su vereydim. Suyu bitmiş esnaf var ya bunun Begüm. Bu Begüm'ün tavşanı. Adı ne be? Pamuk mu? Genelde beyaz olunca pamuk olur ha. Aa bakın orada. Annesinin bakışına bak hani. Anne bakın. Emo hoş bakın hele. Bunlar şey hiç ele gelmediği için böyle olmuşlar. Annem kurban olsam seni yaradana. Allah bizim altan mı? Yaratmış tek bir bu mu var? Başka yok mu? Bir sürü. Seni ne kadar güzel yaratmış. Renklerini hep bu renkten. Yok. Bizim kedimiz başka illere bunlar da kaldı oralarda. Seni yaradana, seni yaradana. Bir daha getirmedi de yavruları. Korkma anne biz zararsızız. Biz zarar vermezdik sana. Kayra bir daha tuttu. Anne bu çok güzel. Bakın bir. Alın. Yavaş. Kayra iyi oldu. Bu da ayrı kuzu. Rabi şuradan tut bacım. Bunun altına girdi. Kutunun altında. Bunlar hiç el avca niye kutçuyken tutmadınız bunları? Buradan tutuluyor işte burada ama kısıtlıyor. Şu yanına geç bacım kısıtlıyormuş. Geç. Beni kaç defa diyor Kayra. Hadi gidelim, hadi gidelim. Anne, aha, niye saldın ya kız? Tut kız gidiyor. O? Şunları da ana, yazık. Burada, buradan tutan anne. Şunu kaldır. Çekil, çekil. Kayra sen tut. Anne şunu kaldır. Şu hileyemi alın bacım. Tavşana bak. Begüm, tavşanla bak. Bu bir altından. Ha, Songül yaptığınız erik o mu? Yok, bu da değil. Çok aşağıdaki. Bu da erik. Hadi uzat elini. Ya, ha, bir şu. Dur. Bak, bu da kırmızıydı. Aynen bizim erik gibiymiş aynı o. Allah'ım. Kuzunun tekine tekine döndürele. Dalga geçerler keçi. Kedi seviyor. Onu yine dalga geçecekler. Hayvanlar sevilmez mi? Kurban olurum seni yaradana. Anne götürelim ya. Yavru da nasıl çok seviliyor her şeyin küçüğü. Kayra anne sevmiyorum. Kayra sen neyle bakacaksın? Annesini emiyormuş. Sen niye kokmuyorsun? Ya o zaman bana niye tutturuyorsun? Nereye buna, bunların yavrusu ki ya? Gilleri iyi değil bacım. Analar simsiyah valla. İşte şu orada. Orada anlasın. Preniyem var yoksa kollarım kaşındı gibi oldu. Annesi orada. Benim de. Hiç yormuyor ki bu hani ya.
Kayra sen korktun ya, bu da senden korktu. O yüzden dırmalamaya çalıştı. Hadi salıyor Emine. Emo salıyor. Anasının yanına koy. Yok yok, oraya koyma bence, git. Orada durur. Oraya koy da, yuvaları var orada herhalde. Daha şey etmiyor, yormayı bilmiyorum. Şöyle. Çay içeceğim geçti de. Yine de ortaya sokuluyor işte. Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize. Mutfağımıza tekrardan hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık ama biraz erken yaptık. Bugün biraz erken kalktığımız için kahvaltıyı da erken yaptık. Şu anda saat 9. Ama biz sıranın başında her zaman 11-12 gibi yapıyorduk. Bugün erken kalktık. Çünkü bugün ineğimizi aldık, şükürler olsun. Yani dün akşam eşim almış gelmiş, ben Rabiş Songül bacımkının oradayken, zaten videonun başında da biliyorsunuz ben dün oradaydım. Bu videoda onun devamı. Almış gelmişler abimle beraber, bağlamışlar ahıra. Orada da akşam sağlamışmış ineğimiz, sağlayacak duruyordu. Ondan sonra biz de sabahdan erkenden kalktık çünkü küçük tanası var, o acıkıyor yazık. O yüzden 7'de ahıra indik, sütünü sağdık ineğimizi. Ondan sonra sağdıktan sonra tanasına süt verdik. Böyle büyük biberonlarımız var. Onunla süt verdim. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim de ineğimiz oldu artık. Ne kadar şükretsek azdır. Kurban oldum Allah'ım. Herkese nasip etsin. İnşallah Rabbim. Olmayanlara da versin. Herkeslere versin. Daha çok çok versin. Emeği geçen herkese versin. Hani emeksiz bir şey olmaz. Yemek olmaz emeksiz. Sen ineğe baharsan inek de sana bahar. Yani demek istediğim şu ki, hani emeğine bakılır bu işlere. O yüzden emek veren herkesin olsun. Rabbim herkese versin. Herkesin olunca da emeğini vereceğine eminim yani. Çünkü hiç kimse emeğini esirgemez hayvan olduğu zaman. Öyle işte sözün kısası. Hani Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Şükürler olsun. Sonunda yıllar sonra bize de yine nasip etti. Bizim hep ineğimiz tanımız olurdu zaten. Ben bunu bazı videolarımda da hep söyledim. Hani bazıları ahra bir tane inek al, dana al, hayatın otunu yiyorsun falan filan diyenler oldu. Rabbime şükürler olsun. Belki de onların duası kabul oldu. Dua ettiler, bilmiyorum artık. Vallahi bizim de oldu, şükürler olsun. Bir tane ineğimiz, bir tane de küçük yavrusu var. Bir haftalık ne anca herhalde yavrusu, küçük daha. Onu sağayalım, sıkalım diye erkenden kalktık. Onun sonunda kahıncıkta kahvaltımızı yaptık, hazırladık. Eşim işe gitti. Ondan sonra çalışmaya gitti o. Balkon duvarı yapacakmış. Balkona şey, birketine duvar yapacaklarmış. Oraya gitti. Aslında ben de gideceğim bugün oraya. Fatma'nın amcasıyla oraya gittiler. Ben de buradan anayı çok severdim. Gideceğim ama bugün ara ara baş dönmem var benim. Niye bilmiyorum. Şekerim mi yükseliyor, aslı düşüyor mu onu da bilmiyorum. Ondan sonra ben gitmeyeyim kalım da dedim. Sen git dedim artık ona. Onu gönderdim. Anaya da buradan beni izliyorsa selam olsun. Çok özlüyorum seni. Vallahi gelmeyi çok istedim ama bugün pek gelemedim. İnşallah başka bir zaman nasip olursa, Rabbim nasip ederse yüz yüze oturmaya varırız. Bugün zaten o çalışacak. Ben de biraz onun yanında oturacaktım. Ama olsun, Allah'ım hayırlısını versin inşallah. Başka bir zaman yine gider otururuz. İmeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Oraya gitti. Şimdi Kaan da şeye gidecek. Hasan'ın iştesinin CD'sini çalıyor. O da iki gündür düğünde. Dün bizim köyde çaldı. Bugün yine bizim köyde çalacak. Saat 3'e 4'e kadar Hasan canlı yayın yapacakmış ondan sonra. Yani canlı çalacakmış, canlı yayın değil de. Bugün şimdi o da oraya gidecek, biraz sonra bekliyor içeride. Hazırlandı ne etti. Saat 10 gibi gelir alırız dediler de onu bekliyor. Ben de eve temizleyeceğim. Şöyle bulaşıklarımı evi yıkayayım, toparlayayım. Biraz eve süt ayırdım, süt pişirdim. Hani ilk sütümüzü pişirdim. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. Biraz önce yoğurt yapacağım. Bakın bir. Oo, acı. Şeker mi dadırım abi? Ben mi şeker atıp duruyorum? İki kaşık atıyorum, dadırmıyor. Az önce yine içtim, yine böyleydi. Biz
sevmiyordum. Vallahi yine oldu. Kaan. Kaan. Yanıma gel de beraber oturalım. Çay içelim. Gel. Niye orada ayrı oturuyorsun? Gel oğlum. Gidene kadar yanımda oturalım bakalım. Gel. Böyle işte sevgili takipçilerimiz, bizde durumlar, sizden ne yapıyorsunuz, ne işler görüyorsunuz, kış hazırlıklarınız başladı mı? Ben reçel ıslattım, dolabımda duruyor. Önce güzelce şekerimi erittim, bayağı kaysın bir yoğurt şey kuvası, boya kuvası yoğurt şeyim var. Ay ne yoğurdu ya, zihnim sanki yoğurtta kalmış gibi. Bir boya kuvası kaysa açmıştım geçen gün. O kayısıları 2 gün güneşte biraz şöyle şeysini aldırdım yani. Bu şöyle yaz şeysi gitti 2 günde. Ondan sonra dün sabahında yarım kova şeker ıslattım. Yine boya kovasıyla. Çünkü kayısını çok bir kovaya yarım kova ıslattım. Bilmiyorum. Ama şöyle şeysi püs gibi olmuş. Şiresi çok güzel duruyor. Kayısılarımı da dışarıdan getirdim ve tertemiz yıkadım. Tekrardan içine döktüm. Onları çekmeyi unutmuştum videoya. Ama yaparken aşıydım. Bugün de dursun. Yarın sabahından erkenden yapacağım kayısımı. Reçelimi inşallah. Cansu'ma vereceğim çoğunluğunu. Çünkü Cansu da topladı beraber benimle kayısıyı. Hani ben kendime reçel yapmayayım, kurudum dediydim ama o da reçel yapalım anne deyince çoğunluğunu ona vereceğim. Daha az bir şey olsa yeter 2 şişe şöyle küçük şişeyle. Biz pek kayısı reçelini fazla yemeği yok. Onlar seviyorlar. Hasan ne tatlıyı seviyor. O yüzden birazını onlara vereceğim. Biraz da bize kalacak. Çünkü Cansu'nun emeği çok bayağı. O çıktı hep o gün annenin eskinin kayısı dallarından. Rabiş çıktı. Songül'üydü. Rabiş, Emine, ben. Ondan sonra Cansu. Cansu'nun da uzaklara asıldı asıldı. Hep oralardan aldı çoğunluğunu. O gün topladık. Hep yere dökülenleri topladık. Daldan topladık derken iki boya kovası ben getirdim. İki boya kovası da Rabiş götürdü evlerine. O da sermiş kurutuyormuş. Ben kurutmayacağım. Zaten kuruttum yani biraz biraz. Kompostomuzu evde yaptık. Dolaba da attım da. Hatta onlar da patoşkile attıydım dolaba da. Dondurucuda duruyor onlar da kompostonu yaparlar gelip giderken götürsünler diye. O da duruyor öyle. Böyle işte. Hadi Kaan. Kaan da telefona bakıyor. Dün bağlamamış ya. Bugün şeysini çıkarıyor. Tadını çıkarıyor. Çaydanlığında şöyle elini yüzünü tertemiz yıkadım. Çifledim. Çifleyince böyle pırıl pırıl oluyor. Ama ta ki bizim sularımız kireçli eline yüzüne çeşmeden su aktığı zaman hemen damla damla buraları kireçleniyor, lekeleniyor. O da iyi olmuyor ama ne yapacağım mecburen. Böyle 3-4 güne bir ya da haftaya bir cifine sürtüyorum böyle güzelce. Süngerin içine cifi döküyorum. Elini yüzünü pırıl pırıl yapıyor böyle çaydanlığımızın bana. Şöyle deyince daha güzel gözüküyor. Bu arada bulaşıklarım da duruyor. Biraz süt pişirdim dediğim gibi. Onu yoğurt yapacağım. Onların tenceresi yıkanacak. Tabaklarım yıkanacak. Akşam da düğüne gittiydik. Düğün akşam yine gidecek. Bayrağın hayırlı olsuna gidecek. Eşimin, abimin eski komşuları. Yani çocukluktan belli komşularıymış. Çarşıda otururken bunlar. İlk başta oturdukları ev bura değilmişmiş eşim gelin. Çarşının ortasındaymış. Şimdi de bu bayrağına gideceğimiz kişiler onların komşuları oluyor. Halime Nenegil. Akşam gidelim dedik artık. Kaan da şimdi onların oraya düğün çalmaya gidecek işte. Biz de artık akşam gider bayrağın hayırlı olsun bir gelirik. Dediğim gibi eşimin tanıdığı çok sevilen bir insan Halime nenemiz. Gidelim bakalım. Bakalım gelelim. Akşam düğünleri vardı. Hani videoyu da çekemiyorum. Niye çekemiyorum? Hem ortam kalabalık hem de müzikler olduğu için telif meşiğim oluyor. O yüzden videoya da hiç çekmedim. Ama bilmiyorum bugün akşam gidelim bakalım. Belki de sizlere birazcık video çekerim orada. Hasan'ın çaldığı şeyden. Sizler de şenlenirsiniz biraz. Hani düğün bir bambaşka oluyor bilmiyorum ama bizim buranın düğünleri öyle, öyle oluyor sevgili takipçilerim. Burada pek bir davetiye falan olmaz bizim burada. Hani benim düğünüm oldu mu herkes gelir. Başkasının düğünü oldu mu hepimiz giderik. Böyle yani köy yeri olduğundan davetiye olmuyor burada. Olsa da yani nadir kişiler yapıyor böyle. 3-5 kişi yapıyor davetiye. Yine de gidiliyor yani. Davetiye gelmesi. Akşamları insanlar nereye gidecek? Gidecek yer arıyor. Müziğin sesi nereye geliyor? Oraya gidiyor hemen. Müzik sesi nerede? Bizler orada. Yani ben bu sene hiç gitmedim de geçen sene öyle yaptık sürekli yengemine. Bu sene tek daha akşam gittik işte düğüne. Getir daha mı boncuğumu? Hmm.
O da niye öyle bükülüyor gibi oluyor kan? Bir an şu şeyler birbirine geçiyor onun. Ki düzeliyor. Hadi bak. Dur. Ben düzeldim. Düzeltim. Ben bunu boncuk belli oldum biliyor musun? Zincirmiş bu. Boncuk diye aldım ben bunu pazardan. Kaan'a şöyle bir zincir aldık pazardan. Aslında sarıları bir de siyahlar vardı. Ne Kaan? Yok. Siyahın grileri vardı. Siyahlar kalınca boyalar kalktı. Sarı oldu altıları. Getir. Şöyle yapınca kafandan girmiyor mu Kaan'a? Girmezmiş. Kutuymuş. Kopu. Pardon. Bak. Getir hayatım. Çay içeceğim. Gel şimdi gelirler. Sen gelmeden hiçbir bardak. Selamlı izleyicilerimize de. Şöyle yiyelim biraz. Bu buz gibi dedi. Tamam. Mavi tişörtte bir şey tutuyor. Siyah tişörtünü giyeydim. Onu da yıkadıydım. O da pek çekezici. Ha neyse. Kolgelik ne yok sizin üstünüzde? Niye? Böyle mi? Ağacın üstünde 2 saat sonra hava kararmıyorsa kurtardım. Böyle direkt güneşin altında. Bugün tam güneş olur da belki bölgeye koysun motoru. Şey, onun üstünde dondurma çadırı vardı. Onu olmuş. Var. Duruyor. Burada da alt yok. Ha. Sonra da sonra kuracağım. Altı da vardır oğlum. Niye? Enişten gittikleri zaman onlar kuruyordur alt üstüne. Altı yok. Olsun da. Eniştenin kendi arabasına zaten üstü bak. Kendi arabasına gerek yok. Onun arabası da sıcak olur biliyor musun? Hiç hava girmez. Böyle oturun onun arabasında. Şöyle arası, kenarları kapalı, arkası da kapalı. Bir öne açık. Olsun. Önde de yani zor rüzgar var. Arabayı bir açı da ceylan. Yapmam. Bilmeyim. Geçen şeylerin düğününde şurada dursun abladığının düğününde. Tam evin buradasına koymuş. Oradan birden hava gelsin ki. İnsanlar evin Hasan'ın evini kapatmışlar. Zaten sağlı sollu da arabası kapalı çocuğun. Nereden girecek hava? Sıcakta yazık yanar. Böyle gelin çalmaya başlasın arabası oturalım. İzliyorsun. Gel. İşin bitince. Yardım. Hayır söyleyeyim canım. Yardıma ihtiyacın varsa durum enişteyi. Yanında otur. Güzelgül de var. Akşam biz de vardık. Kaplan gül de gider. Can Soplan da gelir akşam. Satora bir bugün çalacak. Yarın öğleden sonra masa. Yarın gitmiyor. Hadi yarın gitmem sen. Yarın biz de pazara gidelim. Domatesini alıp gelelim. Biberimiz var da. Ben şimdi otlu yapacağım. Otlu yapacağım. Domatesimizi alır gelirik. Başka da alacağım şey de yok. Karpuzumuz var. Allah ne şeyi. Karpuzumuz var bir tane bütün. Bir de yarım dolapta var. Şişe kapağım olsaydı bugün reçelimi kaynatırdım. Hasan'a da var alalım diyelim. Ama şimdi gidersen. Şimdi değil sonra. Değil mi? Vallahi sağ olsan gelsin. Motor bile yok ki şu an. Ha motor da neyle gideceğim? Ama. Babam işe gitti. Kendi motoruyla gitseydi. Buralarına kreş kremi sürdüm. Niye? Böyle iyice yanan kalk getir de süre de. Unutun şimdi gelebilirlerse. Bak kaşınıyor oralarım bak. Kıraşıyla bizi bize kaşınıyor ki. Kaşınsın o. Kaşındığına bakma sen. Bu alerjiden kaşınıyor. Benim çay. O değildi. Ulan. Niye? Sıcak. O buz gibi mi? Soğuk. İçmeyeceğim. Ben böyle şeyim sen. Hadi. Kremi sür buraya. Buraya getir. Kapı da sürüver. Yes. Şeyi de orada fıskırt. Fıskırt. Buraya gelincik de sürt hele. Emine ablanla konuşuyorduk Zeynoş'la. Şişi gitti. Şarjı bitti. Kapandı. Ablan mı? He. Zeynoş şişi gitti. Sevineceğim diye kafasının neresini bir yere vurdu vallahi. Bir sesi çıktı. Allah Allah. He lan. Yazık. Ablan da şarjı bitince kapandı. Vallahi böyle işte sevgili izleyicilerimiz yaz günü koşuşturmayla geçiyor bazen günümüz ömrümüz. Allah'ın sonumuzu hayretsin inşallah cümleyle birlikte. Böyle işte. Ne bileyim. Taş git sinek. Neyse videomuzun devamında tekrardan
Görüşürük inşallah sevgili izleyicilerim. Sizi de sıkmayayım. Şöyle tekrardan iyi günler, hayırlı günler diyeyim. Silimi sıframıza kaldırdım. Bulaşıklarımızı ne yıkadım. Ah, hapşıracağım, hapşırak geliyor, hapşıramıyorum da. Çamaşırlarımızı ne serdim şöyle. Sabahına makinayı çalıştırdım erkenden. Hiç giyecek kıyafetleri kalmamış. Renkleri bir attım, siyahları da bir attım. Şöyle şurada da kayısı çekirdeklerim var sevgili takipçilerim. O kadar çok ki bakın. Tatlıyı atmaya kıyamadım. Bunu badem niyetine yiyelim diye düşündüm. Şurada da şu krem pirketlerin üstünde de şöyle gördüğünüz gibi iki tane kayısı tepsilerim var. Onlar da bayağı kurumuş gibi görünüyor kayısılarım. Onları da getireceğim buraya. Ama orada toz ne olmaz diye oraya koydum. Orada sandalye vardı. Buradan götürmeyeydin iyiydi. Nasıl niye vardı orada? Esiyor mu? O tarafa şey mi? Şu tarafa koy canım. Şu tarafa. Şöyle yoncamız da bayağı büyüyüp geliyor. He büyünürken kalkmışsın. Ben seni kaldırmaya kıyamadıydım. Bu dedi ki bana inek sahmiye giderken anne ben de kaldırın dedi. Ben de kalkınca odanın kapısını açtım baktım. Battaniyeye sarılmışsın uyuyorsun öyle. Kıyamadım oğlum. Biraz daha uyusun diye düşündüm. Ondan sonra. Kahvaltı ben de yapmadım canım istemedi ki. Sabah sabah insanın canı istemiyor. Şey dersen hazırlayayım acıktıysan. Ha? Ne? Acıktıysan hazırlayayım. Sen ne zaman acıkabildin lan? Geçe yemedin sen de. Yemyeşil yoncamız şöyle gördüğünüz gibi artık ineğimiz buradan yoncasından biraz biçer veririk içerler yiller. Tanas küçük daha yemez de kendisi yer. Bugün hava biraz esiyor çok şükür. İneğimiz de öyle mü mü deyip duruyor. Niye diye sorarsanız sürekli yalnız kaldığı için hörüyor. Oradan geldiği ortam kalabalığmışmış. Onların bayağı işte ne kadar var bilmiyorum da. Yani biraz mallar varmış. Onların içindeydi. Buraya da gelince yalnız. Ahırın içinde bomboş kaldı. O da hörüp duruyor yazık yalnız yalnız. Alışana kadar hörür herhalde da böyle möler. Ondan sonra iyi olur inşallah. Yalnız olduğu için. Sabaha kadar da möğürdü bugün. Eşim 3-4 kere baktı geldi. Acaba zincirle mi dolanıyor? Bir şey mi oluyor diye korktu baban. 2 kere gitti gece. Bu da baban vardı mı ses kesiyor. Bu geldikten sonra da hörüyor ardından. He? He adamı gördüm seslenmiyor. Ya sanki yanına adam arıyor şimdi arıyor. Tanası küçük ki onu pek şey almıyor. O büyüse halbuki seslenmez de. Tanası çok küçük yazık.